Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi benzerliğin üçüncü konu testiyle baş başayız. Şöyle bir odaklanmayı hemen ayarlıyorum. Ve vira bismillah deyip ilk soruma bakıyorum. Şimdi ilk sorumuzda benzerliğin temel hareketi var. Thales teoremi dediğimiz teorem var. Bu paralel doğru. Sol tarafı nasıl böldüyse sağ tarafı da aynı oranda bölecek demiştik. Yani sol tarafı bakın. X artı 1'in 2x'e oranı şeklinde bölmüş. O zaman sağ tarafta yine buna eşit olacak. 2x'in 4x eksi 3'e oranı da buna eşit olmak zorundadır dedik. Hemen içleri çarpıyorum. 4x kare yapıyor. Eşittir. Dışları çarpıyorum. Şimdi x ile 4x'i çarparsam 4x kare. X ile eksi 3'ü çarparsam eksi 3x. 1 ile 4x'i çarparsam artı 4x. 1 ile eksi 3'ü çarparsam eksi 3. Şimdi toparlayalım. Bakın 4x karelere bay bay diyelim. Bunlar gittiler. Şurası x yapar. X bu tarafta dursun. Şu eksi 3'ü de bu tarafa alırsak x'i 3 bulmuş olduk. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet, ikinci sorumuza bakıyoruz. Yine klasik. Hem birinci benzerlik şeklimiz hem de kelebek üçgen şeklimiz var. BC'ye 3K deyin demiş. Burası 3K. AD'ye 2K. Peki hemen şu kelebeği konuşursak dostlarım. 2'ye 3 oranı var. Demek ki şurası 2M. Burası 3M. DC'yi 15 vermiş. Bakın şu paralel doğruyu konuşalım şimdi. Bu tarafı 2'ye 3 böldüyse bu tarafı da 2'ye 3 bölecek. Yani 2A'ya 3A diyelim. Bizden de DF'yi istiyor. Yani biz 5A'yı biliyoruz. 15 diye A eşittir 3 çıkar. 2A'yı istiyor. 6 gelir. Cevap Denizli'den çıktı. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Bakın şunların paralel olduğunu görün. İkisi de aynı yere dikilmiş arkadaşlarım. Ve bir soruda paralellik ve açıortay varsa Z harfi yapacağınızı söylemiştim. Önceki testlerde. Evet, burada bir Z harfi var. Şurası noktalı açı olur. Demek ki bu bir ikizkenar üçgen çıktı. Şimdi bir de ne vermiş? AB'ye 3K derseniz diyor. DE 2K olacak. O zaman burası da 2K. Başka ACB açısı, yani şuradaki açımıza da X diyelim biz. Şimdi gelin bir de benzerlik yapalım arkadaşlar. Şuraya bir Y harfi yazalım. Y bölü tamamı, yani 2K. Y artı 2K pardon. Eşit olacak 2 bölü 3 oranına. Hemen içlerimizi çarpalım. 3y eşittir. Dışları çarpalım. 2y artı 4k'ya. Buradan y eşittir 4k çıkar. Ve bu da bana şunu söyler. Bakın şu üçgende 90'ın karşısı 4k iken sadece 30'un karşısı yarısıdır. Yani 2k'dır. Demek ki x açısının 30 derece olması gerekir. 30-60-90 üçgeni sorusu olmuş bu. Buna bakalım. D noktası iç teğet çemberin merkezi, yani yine açıortayların kesim noktasıdır dostlarım. Ve yine bir paralellik var mı? Var. Bakın DE paralelmiş şuraya. O halde ben şu BD'yi çizersem bu kesin zaten açıortaydır iç teğet çemberin merkezinden geçtiği için. Bir de şu Z harfini gördüğümde şuranın da çizgili açı olduğunu, yani şu kenarla şu kenarın eşit olduğunu söylerim. Bize de DE'yi soruyor. X diyelim. O zaman burada X. Başka BC'ye 6 vermiş. Burası 6 eksi x olacak. Buna göre de DE nedir diye de bir soru soruyor bize. Hadi şimdi şu paralelliği de konuşacağız dostlarım. Şöyle bir şu çizdiğim doğru açıortay olur değil mi benim D'den geçtiği için. Peki açıortayın bakın kolları 4'e 6. Ayakları da 4K'ya 6K olacak. Hatta sadeleştirirsem bu ayak 2K, bu ayak 3K olacak. E burası toplamda 5. O zaman K 1 olur. Demek ki direkt 2'ye 3 gelecek burası. Şimdi bir de şu benzerliğimizi yapalım. Bakın şununla şunun oranını konuşalım biz. 6 eksi x'in tamamına, yani 6'ya oranı. Şurada yazalım. 6 eksi x'in 6'ya oranı eşittir. X'in 3'e oranı. Buradan şunları bir sadeleştireyim. 2 kalsın. 2 ile x'in çarpımı 2x eşittir. 6 eksi x olur. 3x eşittir 6, x eşittir 2. Sorumun cevabı Adana'dan geldi. Evet, geçeriz 5. soruya bizde. ABC üçgeninde AC diyor AB'nin 2 katıdır. O zaman AB'ye biz bir K dersek
AC'nin 2K olacağı aşikar artık. Hemen şu eşit açılara da A yazalım. Bakın şuraya B diyelim. A, B, 90. A var, 90 var. O zaman şu açının tamamı da B olmak zorundadır dedim. Ve benzerliyor. Bakın burada 90'ın karşısında K, bu üçgende, şu taradığım büyük dik üçgende 90'ın karşısında 2K çıkmış. Yani K'ya 2K oranları demek ki 1 bölü 2. E burada A'nın karşısında 6 varsa burada A'nın karşısında mecbur 2 katı olacak. Yani 12 olacak. Basit bir soruydu, geçtim hemen. Şuna geldik, bakalım bu ne diyor. ABC bir dik üçgen ve bakın muhteşem üçlü görüyorum dostlar dik üçgenimde. Çünkü tık tık hipotenüsün bir parçasına eşitse kesin muhteşem üçlüdür. Diğer parçasına da eşiti ben söyledim. DC, EC'nin iki katıymış. Buraya K yazalım, burası 2K olsun. Sonra bakın şurayı kapattığımda şurada bir paralellik var. Şununla şu paralelmiş birbirine. Hemen 1'e 3 oranı var. Demek ki burası 2 olacak ki 1'e 3 oranını sağlasın. E bu 2 ise bu da 2, bu da 2 diyelim. Şimdi nereyi soruyor bize? AE. Bir görelim o AE'yi. Nerede AE? Ha, şurası. Tamamını soruyor. Bakın onu da şu paralellikten yapalım. Şimdi şu adam şuraya paralel ya dostlarım. Bu adam burada nasıl böldü? 2'ye 1. Bu tarafta da 2'ye 1 şeklinde bölecek. Demek ki burası 1 olacak. Yani toplamını soruyor bize. 2 ile 1'in toplamı da Adana'dan geldi. Evet, G ağırlık merkezidir demiş. GH'ı 2 vermiş. BC'yi 15 vermiş. AB nedir diye bir soru soruyor bize. Bakalım neler yapacağız dostlarım. Şuradan aşağıya bir kenar ortayımızı indirelim bir kere. Şimdi bu kenar ortay 1'e 2 oranı yapacaktı. Yani K'ya 2K yapacak. Tabii ki şuradan da bir diklik indireyim ben hemen. Bu diklikte bakın 2'ye şurası ne olmalı? Hani 1'e 3 oranı var. 2'ye 6 olmalı o zaman bu diklik. Burası da 6 geldi. BC'yi de 15 vermiş bize. Şimdi şuraya biz bir M yazarsak şurası toplamda 15 eksi M olur. Öklit var değil mi arkadaşlar? Diklikten diklik indiği için 6'nın karesi 36 eşittir. M çarpı 15 eksi M olmalı. Şimdi M'yi de buradan 3 dersek bakın 3 çarpı 12 oluyor. Gerçekten de sağlıyor. M 3 çıkacak o zaman. Burası 3 oluyor. Burası 12 oluyor. Tamam. Sonra da bakın şurada 3 var, 6 var. Dik üçgende ne öğrettim ben size? Pisagor'a gerek yok. Biri diğerinin 2 katıysa hipotenüs küçük olanın kök 5 katıdır. 3 kök 5'i yapıştırdık. Son sorumuza bakıyorum. Arkadaşlar bu sorudan yine ya köşe taşında çözdük ya da tarama testinde de çıkmış olabilir karşımıza. Üniversite sınavında sorulmuştur demiştim. Şuradaki oranın aynısı burada da olacak. Yani 8'in 12'ye oranı x'in 9'a oranına eşit olacak. 4'e bölelim 2, 4'e bölelim 3. 3x eşittir 18, x eşittir 6 geldi. Sorumun cevabı Ceyhan'dan çıktı. Evet, bunu gömdük. Hemen 9 numaralı sorumuza geçelim artık. Bakalım burada ne diyor? BAD. Şuradaki açımız, şuna bir küçük A yazalım. Nereye eşitmiş? ACB. Şuraya eşitmiş. O zaman buna da A yazalım. Şunlar, 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 şunlar hepsi birbirine eşit. Sonra DK'ya 2K derseniz diyor şuna. EF'ye 3K diyeceksiniz. Bakın şu üçgenle, şu üçgenle, şu üçgenin benzerliğini göreceğiz şimdi arkadaşlar. Bakın şimdi şuraya B açısı yazarsak şuraya. Şimdi A ile B'nin toplamı iki iç açı bir dış açıya eşitten şuraya eşit. A artı B. E hocam bu ikiz kenar, o zaman burada A artı B. Ve bakın burada da A ile şu açının toplamı A artı B'ye eşit. O zaman buradaki açımız mecbur ne olacak? B. Artık bakın üçgenlerin açıları tıpatıp aynı. A, B, C diyelim buraya. E bu da A, B mecbur C oldu. Demek ki bu iki üçgen benzer. Ve bakın ikisinin de kenar ortaylarının oranı verilmiş. Biz biliyoruz ki kenar ortayların oranı benzerlik oranına eşitti. E bununki 2, bununki 3 ise demek ki benzerlik oranları 2 bölü 3. Sonra bize bunun alanını vermiş 8. Bunun alanını soruyor. E benzerlik oranının karesi alanların oranına eşitti. Demek ki bunların alanlarının oranı 4 bölü 9.
Yani küçüğünün alanına 8 mi demiş? 2 katı. Büyüğünün alanı 18 olmak zorunda. 9'un 2 katı. Cevap Edirne'den geldi. 10. soruya bakalım. ABD açısı ACB açısına eşit. Eşit açılara A diyelim. Sonra BD'ye 2K derseniz diyor. BC 3K olacak diyor. Bunu yazalım. Şunun yarı çapı 12'ymiş. R 12. Büyük üçgenin, ABC üçgenin yarı çapı kaçtır diye soruyor. Dostum bak şimdi. Şu açıya B diyorum ben. Tepedeki A açısına küçük B yazdım. Şimdi A, B, hadi şuna da C diyelim. Büyük üçgene odaklanın. A var, tepede B var. Demek ki şuranın tamamı da C değil. Yani biz şunu gördük. Şu üstteki küçük üçgenle aslında en büyük üçgen benzer. Hatta benzerlik oranları bakın küçük üçgende B'nin karşısı 2K. Büyük üçgende B'nin karşısı 3K. Benzerlik oranları 2 bölü 3. Dostlar benzerlik oranı yarı çapların yani iç teğet çemberlerinin yarı çaplarının oranına da eşitti. Demek ki bunların yarı çapları oranı da 2 bölü 3. Yani küçüğünün yarı çapı 12 ise büyüğünün yarı çapı bakın kaç katına çıktı? 6. Bu da 6 katına çıkacak. 3'ün 6 katı 18 olmalı diyeceğiz. Geldik buna. Bir ikiz kenar üçgen görüyorum. Daha soruyu okumadan ne yapacağız? İkiz kenarı görünce tabanına şu diklik inecek arkadaşlarım. İndirdim. Bu tabanı 2'ye bölecek. Toplam 10 ya. 5, 5 diye 2'ye bölecek. Burası 5. O zaman şuraya da 2 kalacak diyebilirim. A, D'yi istiyor bizden. Şimdi şurada bir 3, 4, 5 üçgeni var. Bakın bu paralel doğru. Şuna paralel. Kırmızılar paralel. Burayı 3'e 2 böldüyse... 3 bölü 2 şeklinde böldüyse bu tarafı da aynı oranda bölmek zorundaydı. Yani 5'in x'e oranı yine 2 bölü 3'e, 3 bölü 2'ye daha doğrusu eşit olmak zorunda. Buradan 10 eşittir 3x, 10 bölü 3 eşittir x geldi. Bu sorudayız. Yine ikiz kenar görüyorum. O zaman yine hiç düşünmeden şunun tabanına bir dikliği indirelim bakalım. Taban komple 8. 2'ye bölecek 4 burası. Demek ki şuraya 2 yazacağım ben. 4 de bu tarafa yazacağım. 6 hükmünü yitirdi artık. A büyük de ikiz kenarmış. O zaman bunun da tabanına bir diklik indirelim. Burası toplamda 6 idi ya. 3, 3 diye bölecek. Şuraya 3 yazalım. Şuraya da 1 kaldı. Bunu yazalım. 4 de hükmünü yitirdi. Şurası 1 unutmayın. Şurası 3. Burası 2. Sonra diyor ki DC AD'nin kaç katıdır? Bakın şimdi şu... Şuna paralel ya arkadaşlar. Bak burayı 2'ye 1 böldü ya. Bu tarafı da 2K'ya 1K diye bölecek. Bakın kaç katı çıktı DCAD'nin K'ya 2K'dan dolayı 2 katı çıktı. Aha burada da gizli ikiz kenar üçgen var. Bizim kayı kuralı dediğimiz kural var. Bakın bu açıortay hem de kenar ortay. O zaman ne olacaktı kayı kuralından dolayı? Yükseklik olacak ve bu üçgen ikiz kenar olacak. Burası bakın 3, 4'ten dolayı 5. Burası da yine 3, 4'ten dolayı 5 geldi. Sonra AE'yi istiyor bizden. X diyelim bu AE'ye. Bakalım neler yapacağız. Şimdi şuradan şuna bir A açısı diyelim. Şuna bir B diyelim. Bakın A, 90, B. Şimdi büyük üçgene bakın. A var, 90 var. O zaman buranın tamamı da B olacak. Hadi benzerleyelim gönül rahatlığıyla. Şimdi burada neyin karşısını alalım? Küçük üçgende 90'ın karşısı 5. Büyük üçgende 90'ın karşısına ne düşmüş toplamda 8. Küçük üçgende B'nin karşısına 4 düşmüş. Büyük üçgende B'nin karşısına 5 artı x düşmüş. Buradan 32 eşittir. 25 artı 5x gelir. 7 eşittir 5x gelir. 7 bölü 5 yani Edirne şıkkımız doğru cevap çıkar x için. Evet 14 numarada yine kelebek üçgen görüyorum arkadaşlarım. AB paralel DC demiş. DK ile KB eşittir demiş. CF FK'nın 2 katıdır demiş. Tamam. Şimdi şuraya K dersem şurası 2K. Bakın önce şu büyük kelebeği görelim. Şunu. Şu kelebek üçgende. Şurası tam orta noktaymış. Bakın burayı 2'ye bölmüş. O zaman bu kenarları da 2'ye bölecek. 3K ya burası. Burası da 3K olacak. Sonra AC'yi 18 vermiş. AC neresi? Toplam 3, 6K'yı 18 vermiş. K buradan 3 çıkar. Nereye istiyor? KF'yi. K'yı istiyor zaten. 3 geldi. Şuna bakalım. Bir Öklit bağıntısı görüyorum. Diklikten diklik inmiş. Hemen H kare eşittir P çarpı K. Yani 2 çarpı 8'den 16. H eşittir 4 geldi. Şurası H dediğim yer. 4 geldi.
AB'yi istiyor. X diyelim buna. Hemen klasik benzerliğimizi yapalım. Bakın bununla bu dik. Aynı şeye dik oldukları için bunlar paralel. O zaman 8 bölü 10 eşittir 4 bölü X'e. Bunu yazalım soruda biz. Yarıya düşmüş. Bu da yarıya düşecek. Bursa'yı işaretleyeceğim hemen. Son sorumuzdayız arkadaşlar. 16. sorumuz. ABC G ABC üçgenin ağırlık merkezi G. He, bakın. Ağırlık merkezinden paralel doğru çizince ne oluyordu arkadaşlar bu? Yan tarafı K'ya 2K olacak şekilde 2'ye bölüyor. O bir tane de ağırlık merkezi var. F'den de paraleli çizelim o zaman. Bu da burayı aynı oranda bölecek. 1'e 2 oranında. Yani şuraya M dersem şurası 2M olacak. Hatta şöyle yapalım mı? Burası 2 katını alalım. 2M'ye 4M diyelim. 6M ya burası. Hani bu da yarısı olacak 3M. Bakın bunları hep konu anlatımlarında ya da köşe taşı videolarında söyledik bu oranları. Ağırlık merkezinden paralel doğru geçtiği zaman yanları 1'e 2 oranında böler dedik. Sonra DK'yı vermiş bize. Şurası 24 verilmiş. Tamam. Buna göre de diyor ki KE. KE neresi? Şurası. Şimdi şurada küçük bir benzerlik yapalım. Bakın 3 bölü 5. O zaman şu KE'ye 3x dersem şurası 5x. Şimdi bu tam ağırlık merkezi olduğu için kenar orta tam burası 2'ye bölünür değil mi? Şu G burayı 2'ye böler. Bu da burayı 2'ye bölecek. Demek ki şurası da 5x olacak. Sonra şurası da 24'müş arkadaşlarım. Burası da 24. Onu da yazalım. Şimdi bakın şu 10x ile şu 24 artı 3x'in paralelliğini konuşalım. Şurada yazıyorum. 10x bölü 24 artı 3x eşittir. Şu yanların oranı 4 bölü 6. 4 bölü 6. Hemen 2'ye bölelim 2. 2'ye bölelim 3. İçlerimizi çarpalım. 2 ile 24 artı 3x'i çarparsam 48 artı 6x eşittir. 3 ile de burayı çarpalım 30x. Buradan 6x'i buraya atarsak 24x eşittir 48. X eşittir 2. Ama zıplamayalım hemen. Zaten şıklarda da yokmuş. Bize çünkü KE'yi 3x demiştik bu KE'ye. 3 tane 2'yi yani 6'yı soruyormuş. Sorumuzun cevabı da Denizli'den çıktı. Evet gençler bunu da gömdük. Bir sonraki videomuzda konu testi 4'ü gömeceğiz. Kaç tane konu testi var? Bunun bakayım 5 var. Sonra da sınav sorularına geliyor ki sınav sorularını çözmüyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü onlar telif hakkı dolayısıyla hem çözmüyorum hem de zaten internette istediğiniz kadar bulabiliyorsunuz çözümlerini. Evet, hadi öpüyorum hepinizi. Bir sonraki videoda görüşürüz.